Arkadaşlarınızla film izlemek çok güzel. Yumuşak pijamalar, patlamış mısır, başka neye ihtiyacınız olabilir? Ama birdenbire tuhaf bir şey olmaya başlıyor. Hey, yanıp sönen bir ampul o kadar da korkutucu değil. Düzeltmeye çalışmalı mıyız? Olamaz. Bu kötü bir fikirdi. Görünüşe göre arkadaşlar şimdi biraz eğlenecek. Çünkü kızlar 4 element oldu. Ateş, toprak, su, hava. Herkesin sabahı farklıdır. Örneğin suda uyanmak. Bu değişikmiş. Alışmak biraz zaman alıyor. Bu hiçbir şey. Havada uyanmaya ne dersiniz? Şu an deniz seviyesinin üzerinde. Yükselme mi ne diyorlarsa. Ama dünyaya inme zamanı. Bu sırada yeni zorluklar var. Şimdi hiç nefes almamam mı gerek yani? Ama uyanmak güzel. Vahşi doğadayız. Aa, ormanda uyumak. Hem rahat bir yeşil battaniyenin altında. Ama bazı hoş olmayan anlar var. Örneğin derinizden yosun soymak. Evet, toprak kızı olmak kolay değil. Ama yoğun dumana kıyasla bu hiçbir şey. Ateş kız uyanıyor. Hani mutfakta bir şey yanınca bir koku gelir ya. Ama çok da önemli değil. Niye acaba? Bilmiyorum ki. Ve işte bilek teki, o gizemli işaret. Ne anlama geliyor acaba? Aa, kömürlerin üzerinde mi uyudum? Sonunda 4 element nihayet bir araya geldi. Yüzlerine bakılırsa kızlar şokta. Ama her neyse, geri dönüş yok. Elementlerimize alışmamız gerekecek. Ve yeni süper güçlerimize de. Onları test etmek için iyi bir zaman. Okulda deneyebiliriz. Öğretmenimiz bir sınava gireceğimizi söylüyor. Bu bir felaket. Kızlar tamamen hazırlıksız. Ama neyse ki sorun yok. Çünkü artık kızların özel yetenekleri var. İşte plan. Süper güçlerimizi kullanalım. Ve buna göre Hava Zuhal ilk hareketi yapmak zorunda. Biraz hava üflediği anda sınıfta gerçek bir kasırga başlıyor. Vay canına. Rüzgar saniyede 30 kilometre gidiyor. Hadi Zuhal, bir kasırga çıkar. Vay canına. Bu bir sınav için kötü hava. Aa, Seren sınav kağıdını buldu. Ateş kızının yeteneklerini gösterme zamanı. O bu kağıdı yakabilir. Ve onu bir kül yığınına çevirebilir. Kağıt yok. Sorun yok. Su kızının ne yapacağını merak ediyorum. Yağmur mu yağdıracak? Sel mi çıkaracak? Bir musluk mu getirecek? Hayır. Seçil boş bir bardak alıyor. Ve suyla dolduruyor. Hem de zihniyle. Öğretmenin gördüklerinden sonra sakinleşmesi gerekiyor. Artık daha iyi hissedeceksiniz. Hey, bu çok fazla. Eyvah. Duş Seçil'in planının bir parçası değildi. Bu muhtemelen bir öğretmen için çok fazla su. Olsun, sorun değil. Herkesin başına gelebilir. Ama daha bitmedi. Hadi Meiji, sıra sende. Konsantre oluyor ve tam yerde bir asma büyümeye başlıyor. Çok uzun. Büyümeye devam ediyor. Biraz daha. Ve bitki öğretmene ulaşıyor. Hey, burada neler oluyor? Ormanda mıyım? Sakin olun hocam. Tropikal şeyler bugünlerde çok moda. Ve sonunda başardılar. Ah,
Sınava girmektense her şey yaparız. Şimdi kızların bir randevuya nasıl hazırlandığını görelim. Seçil'le başlayalım. Parlak bir görünümün anahtarı güzel makyajdır. Makyaj yapmanın kolay olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama su kızı olduğunuzda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Makyaj yüzünden damlıyor. Tamam, dudak parlatıcısı işe yaramadı. En azından biraz göz makyajı yapamaz mı? Hayır, yine aynı şey. Makyaj çok dramatik görünüyor. Ama bir artısı var. Boom! İşte yüzü tekrar taze ve nemlenmiş görünüyor. Seren nasıl hazırlanıyor? Ateş kızı daha heyecanlı bakışları tercih ediyor. Ve onun için en iyi makyaj ürünü tabii ki kömür. Mükemmel ruj. Hava kızının ne tür güzellik ürünleri kullandığını görelim. Zavallı şey. Bir şey yüzünden üzgün. Elbette. Elbisesini kurutacak vakti yoktu. Sırılsıklam. Çok üzüldü. Ama neden üzülsün ki? Bunu gördünüz mü? Süper gücünü kurutucu olarak kullanabilir. Tada! Elbise kupkuru. Şimdi randevusuna gidebilir. Şimdi toprak kızının nasıl hazırlandığını görelim. Küçük bir sorun var. Oh my God. Bacaklarında biraz bitki örtüsü var. Ne güzel bir bahçe. Tıraş bıçağım nerede? Randevu için biçilmesi gerekiyor. Yine de uzun süre yardımcı olmuyor. Ah, kontrol edemiyorum. Randevu zamanı. Toprak kızı bekleyemez. Bu romantik akşamda ne yiyecek acaba? Bir tabak toprak ve yaprak geldi. Benzersiz. İşte randevusu geliyor. Yıldızımızın yüzüne bakılırsa inanılmaz derecede yakışıklı olmalı. Her kızın hayali. Elbette. Tamam, her kızın değilmiş. Çünkü en güzel yeşil çalı. Ancak toprak kıza romantik şeyler hissettirebilir. Ama birlikte sevimli görünüyorlar, değil mi? Su kızının sevgilisi neden bu kadar üzgün görünüyor? Aa, hayır. Görünüşe göre bu adam çok aç. Herhalde. Menüde sudan başka bir şey yok. Ve sadece su yiyemezsiniz ya. Böyle bir diyet herkese hasta eder. Yiyecek aramak yardımcı olmuyor. Her yerde sadece su var. Tencerede kaynayan bir şey var. Kız arkadaşım çorba mı yaptı acaba? Olamaz. Burada da su var. Yeter artık, dayanamıyorum. Sipariş verme zamanı. Ne alsam? Güzel lezzetli bir hamburger. Harika görünüyor. Bir yıl tok olacağım. Ama işe yaramadı. En önemli anda Chica geldi. Olamaz. Hamburger suya dönüştü. Sipariş demek. Benim yemeklerimin nesi vardı ha? Zavallı Gökhan. Gözyaşlarına hakim olamıyor. Gözyaşları mı? Onları bir bardağa koyalım. Seçil suyun boşa gitmesinden hoşlanmıyor. Şimdi hava kızının randevusuna nasıl gittiğini görelim. O ciddi bir ilişki istiyor. Her şey oldukça tatlı görünüyor. Sadece aşırıya kaçmaması lazım. Bu nefes alıp vermeler biraz tuhaf görünüyor. Ve rüzgar korkutucu hale geliyor. Olamaz. Dikkatli olun. Evet, böyle bir kızdan uzak dursa iyi olur. Of ya. Bu da uçup gitti. Ateş kızıyla randevu ise böyle işte. Of, burası çok sıcak. Seren'le mesafenizi korusanız iyi edersiniz. Ama bir hata yapıyor ve yaklaşıyor. Şimdi kızgın bir sobanın yanında oturuyormuş gibi hissediyor. Ona dokunma. Yandı. Adam şokta. Kızların bu kadar sıcak olabileceğini bilmiyordu.
Oldukça korkmuş görünüyor. Onu suyla soğutmak iyi bir fikir değil. Seren'in elinde her şey kaynıyor. Olamaz. Şimdi Timur kesinlikle yandı. Belki bu yöntemi denemeliyiz. Hayır, hayır. Sıcak var mı? Aklını mı kaçırdın? Beni bu sonundan çıkar hemen. Görünüşe göre Seren tüm yangın güvenliği kurallarını çiğnemiş. Eyvah, şimdi alarmlar ötüyor. İşte orada. Yanan kömürleri ve ateşleri idare edebilen bir adam. Seren için mükemmel bir eş gibi görünüyor. Bu adam alevlerle nasıl başa çıkılacağını biliyor. Nihayet olan her şey hakkında konuşmak için iyi bir zaman. Bu inanılmazdı. Birlikte 4 elementiz. Ah! Neredeyiz? Bitti mi? Neydi o? Evet. Süper güçlerle hayat daha da eğlenceliydi. Belki de kızlar onları tamamen kaybetmemişlerdir. Yeni videomuzu sevdiniz mi? Siz hangi element olmak isterdiniz? Yorumlara yazın. Bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece kanalımızdaki ilginç videoları kaçırmazsınız.